Bakın tam da pandeminin ortasında canla başla hayatların ortaya koyarak salgınla mücadele ederken yine saldırıya uğradılar. Hiç kesilmedi arkası, sürekli devam ediyor maalesef. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son adresi Balıkesir oldu. Annesine aşı yaptırmak isteyen bir kişi aşı kalmadığını öğrenince hemşirelere saldırdı. O saldırıyı engellemeye çalışan bir hasta yakınını da bıçakladı. Yaşadıkları saldırıyla dehşeti yaşayan sağlık çalışanlarına ikinci şok ise maalesef yargı sisteminden, adliyeden geldi. Üç hemşireyi darp eden, bir hasta yakını da bıçaklayan o saldırgan maalesef adli kontrol şartıyla serbest. Şimdi sokakta, aramızda. Turuncu tişörtlü kaçtı. Aşı yok diye hemşirelere saldırdı, dehşeti yaşattı. Odada kamera sistemimiz var mı? Saçları çekmiş. Sağlık çalışanlarını saldırganın elinden bıçaklanma pahasına bir hasta yakını aldı. Minnettarız ona. Kahramanımız kızlarımızı okurtardı. Hemşireyi darp ediyordu. Saçından bastırmış. Onu yumrukluyordu. Bu korku dolu anlar Balıkesir Ayvalık'ta bir aile sağlık merkezinde yaşandı. Saldırgan annesine zatürre aşısı yaptırmak için oradaydı. Hemşireler aşı olmadığını söyleyince çılgına döndü, saldırdı. Hemşirelere kabusu yaşattı. İçeriden birden fazla bayan çığlığı gelince kapıyı açtım. Hemşireleri onun elinden alansa o sırada sağlık merkezinde olan bir hasta yakını oldu. Saçından bastırmış. Onu yumrukluyordu. Abdullah Sönmez önce odaya ardından da saldırganla hemşirelerin arasına girdi. Aramızda bir boğuşma oldu. Boğuşma sırasında bacağından bıçaklandı. Bu arada bıçak darbesi aldım ve kanama oldu biliyorum. Ekipler de geldi, saldırgan öyle durduruldu. Hemşireler şikayetçi oldu. Sağlık merkezi kapılarını kapattı. Herkes raporlu, kimse yok. Sağlık çalışanları ikinci şokuysa adliyeden gelen haberle yaşadı. Aşı odasına dalıp hemşire hanımları darp etmeye başlıyor. Üç hemşireyi darp eden, bir hasta yakınını bıçaklayan o saldırgan çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.